Herkese merhaba. Yeniden Trabzonspor gündemiyle karşınızdayım. Trabzonspor'da bütün gözler artık kupa yarı final rövanş karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Fatih Karagümrük'le Trabzonspor final bileti için yarın mücadele edecek ve bu maç gerçekten de sezonun artık hedefine ulaşılabilmesi açısından çok kritik bir öneme sahip. Ligde alınan kötü bir mağlubiyet sonrası Trabzonspor hem bu mağlubiyeti birazcık telafi etmek isteyecek. Hatta sezonu telafi maçı diyebiliriz. Yani sezon boyunca aslında göstermiş olduğu kötü performansın, inişi çıkışlı, istikrarsız performansın, belki de taraftarı hayal kırıklığına uğrattığı bir sezondan bahsediyoruz. Bu sezonunda aslında bir telafi maçı gibi bir maça çıkacak. Yarın Trabzonspor Fatih Karagümrük karşısında bu maçta alacağı galibiyet veyahut da işte beraberlik Trabzonspor'u finale taşıyacak ve artık Türkiye Kupası hedefine de bir adım uzaklıkta olacak. Ondan sonra bordo maviler artık tamamen herkes bu maça kilitlenmiş durumda. Bugün Trabzonspor İstanbul'a gitti. Trabzonspor kafilesinde biliyorsunuz ki Trezeguet'in sakatlığından dolayı yer almadığı Enis Desta'nın önceki maçta, yani Karagümrük'le oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı cezalı olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda da Benkoviç kamp kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un yine hemen hemen tam kadro olduğunu vurgulayalım bu maç öncesi. Tabii ki baktığımız zaman son maçta birazcık hayal kırıklığı yaratan bir performans vardı sahada ve takımın yeteri kadar ciddiyeti sahaya göstermediğini, yeteri kadar odaklanmadığını, bu maçı çok fazla da düşünmediğini, galibiyeti belki de çok fazla istemediğini söyledik. O iştahı bir türlü göremedik, bir türlü oyunu rakip tarafa yıkamadı, bir türlü istediklerini sahada gerçekleştiremeyen bir Trabzonspor vardı. Belki de kafalar tamamen kupa maçındaydı. Çünkü Abdullah Avcı da yapmış olduğu tercihlerden dolayı ligi birazcık, en azından o maçı, Samsunspor maçını birazcık gözden çıkardı ve kupa maçına, bu maçın önemine aslında odaklandığı seziliyordu, görülüyordu. Tabii ki istenmezdi böyle bir yenilgi olsun Samsunspor deplasmanında. Yine çıkan kadroyla her türlü galibiyet için belki de mücadele ettiler ama olan oldu. Bu maça artık dönmesi lazım dedik Trabzonspor'un ve şu anda tamamen bu maça kilitlenmiş durumda bordo mavi camia. Ancak takım olarak kilitlenmiş durumda diyoruz. Taraftar nezdinde birazcık ben bu konuyla alakalı birazcık nasıl diyeyim, serzenişimi dile getirmek istiyorum. Biz eskiden, yani Trabzonspor eskiden çok sıradan bir lig maçında bile İstanbul'da bir gövde gösterisini çevirirdi. O stadı, Olimpiyat stadını hatırlayacak olursanız bir tribünü komple kapattığı zamanlar olurdu Trabzonspor'un, ama şimdi o heyecanı, o tutkuyu ne yazık ki göremediğimizi söylemek zorundayım. Çünkü 22 bin bilet satışa sunuldu Fatih Karagümrük tarafından Trabzonspor taraftarları için. Ancak bu bilet sayısının da 4000'i ancak geçtiği söyleniyor. 4000-5000 civarında şu ana kadar bir bilet satışı gerçekleşti. Trabzonspor taraftarlarının bu maça ilgisiz olması da birazcık hayal kırıklığı yarattı ki sezonun en kritik maçı diyoruz. Finale bir adım kalmış. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştirebilmesi için Trabzonspor'un çok önemli bir karşılaşma, ama bu maça o heyecanı sadece tribün bazında değil, belki işte hafta içi olması, biletlerin pahalı olması, işte Olimpiyat Stadı'nın birazcık uzaklığı gibi vesaire konular bence mazeret değil ama mazeret olarak gösterilebilir. Ama baktığımız zaman sosyal medyada da çevremizde de, sokakta da, yani böyle bir Türkiye Kupası hedefi heyecan yarattığını çok fazla göremiyoruz. Yani böyle bir hedefe odaklanmak gibi bir durum çok fazla ben açıkçası sezemedim. Önceden biraz daha bu konularda daha tutkulu, daha heyecanlı Trabzonspor'un bu hedefe gerçekleştirebilmesi için daha böyle bir tek yürek olurdu camiye, ama şu anda sanki çok da sıradan bir maça çıkacakmış gibi bir hava var. İnşallah bu hava takımda yoktur. Yani taraftar nezdindeki bu birazcık motivasyon düşüklüğü diyelim. İnşallah yarın takımda da sezilmez, takıma da yansımaz ve çünkü çok kritik bir karşılaşma olacak. Eğer Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremezse Trabzonspor bu sezon tamamen belki de hayal kırıklığı olarak bu sezondan bahsedebiliriz. Çünkü zaten sezon boyunca gösterilen performans taraftarı tatmin etmemişti. Ligdeki üçüncülük de bence
bir Türkiye Kupası kadar heyecan yaratmayacaktır. Çünkü ikinci sıradakiyle zaten arada dünya kadar fark var. Baktığımız zaman ligin birazcık da kalitesizliği bizi Trabzonspor'u orada tuttu. O yüzden Türkiye Kupası hedefi böylesine kayıp bir sezonda çok önemli bir hedef olarak görüyorum ben açıkçası. Bence herkesin de aynı tutku, aynı heyecanı yaşaması lazım. Hissettirmesi de lazım aslında. Yani taraftarın bu heyecanı, taraftarın bu motivasyonu takıma da illaki bir enerji olarak, olumlu bir enerji olarak yansıyacaktır. Ama ne yazık ki şu anda öyle bir ortam olduğunu söyleyemiyoruz. Umuyoruz yarın işler tam tersi bir şekilde gerçekleşir. Takım sahada tamamen bu hedefe odaklı bir şekilde mücadele eder ve günün sonunda da kazanan taraf olur diyelim. Fatih Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın da maç öncesi bazı açıklamaları vardı. Bugün Radyospor'dan Selim Manav'a konuştu. Ve Tolunay Kafkas da bu turu çok istediğini, finale çıkmayı, kupayı kaldırmayı çok istediğini bir kez daha dile getirdi. Ve aslında çok da böyle avantajsız bir durumda olmadıklarını söyledi. İlk maçı biliyorsunuz 3-2 kaybetmişti Fatih Karagümrük burada Trabzon'da. Ancak 3-2'lik bir skor çok da büyük bir avantaj değil diyor Trabzonspor için. Aslında baktığımız zaman biz bir golle maçı uzatmaya götürebiliriz diyor ve bu golü de atabileceğimiz kalitemiz var şeklinde bir açıklaması var Tolunay Kafkas'ında. Yani bazı eleştiriler de var. Siz zaten ligde küme düşmeye oynuyorsunuz. Kupa maçına nasıl bu kadar motive olabiliyorsunuz gibisinden. Galatasaray'la oynayacaklar hafta sonu çok kritik bir maç var. Belki de o maçı kaybetmeleri ligden onları çok daha zor bir pozisyona, içinden çıkılması zor bir pozisyona sokacak. Ama baktığımız zaman Tolunay Kafkas'ın bu yöndeki motivasyonu, bu kupa maçına dair motivasyonu çok yüksek. Haliyle yüksek çünkü baktığımız zaman 2 maç sonra bir kupa kazanma durumu söz konusu. Yani bu vaziyette şu anda yarı finalde, hele ki rövanş maçına 3-2'lik bir skorla gelen bir vaziyette. Belki Trabzon burada 3-0 yenseydi, dediğimiz gibi lig maçı daha önemli olacaktı Karagümrük için ve bu maça çok da asılmayacaktı Karagümrük. Yedek bir kadroyla çıkacaktı ama 3-2'lik bir skorla rövanş maçına geliyorsanız bu saatten sonra finali hayal etmeniz aslında çok da şaşılacak bir durum değil. Tabii ki o saatten sonra herkes finali hayal eder ve hem takım kupayı kazanmak ister hem de hoca kendi CV'si açısından, oyuncular da aynı şekilde kendi CV'si açısından ki sezon sonu yaklaşıyor. Sezon sonu belki de küme düşecek bu takım. Belki de düşmeyecek, çok da önemli değil ama sezon sonu yaklaşırken oyuncuların da kafaları birazcık transfer dönemindedir. Böyle bir kupa maçını es geçmeleri de çok fazla beklenemez aslında. O yüzden onların da yarın gereken ciddiyeti sahaya koyacaklarını düşünüyorum ve Trabzonspor'u çok zor bir karşılaşmanın beklediğini de ifade etmek istiyorum. Diyelim Trabzonspor Karagümrük maçıyla alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Transfer gündemiyle alakalı bazı detaylar var, bazı gelişmeler var. Aktaracağım bir şeyler var. Onları birazcık bahsetmek istiyorum. Transfer gündeminde de Trabzonspor'da birazcık Rolante'ye aldığını söyleyebiliriz. Rolante'ye derken aslında daha öncesinde hedeflediği isimler var ve bu hedeflerle alakalı görüşmeler, temaslar ve çalışmalar daha devam ediyor tabii ki ama bir an önce bitmesi noktasında şu anda çok yakın bir transfer gözükmüyor. En azından benim aldığım bilgiler o yönde. Şu ana kadar herhangi bir şekilde bitmeye yakın bir transfer olduğunu söyleyemiyorum. Tabii ki de işte Muhammed Şam'la alakalı bir gündem var. O konuda Clermont'un bonservis bedelinde indirim yapması birazcık bekleniyor. Bu yönde bir pazarlıklar sürdüğünü söyleyebiliriz. Benez'le alakalı birazcık karışık bir durum var. Benez konusunun artık yavaş yavaş olumsuz bir noktaya doğru geldiğini söyleyebilirim. O konuda aslında çok fazla bir detaylı araştırma yapmaya çalıştım. Hatta Hamburg'un sportif direktörüne kadar ulaştık ama kendisi çok da fazla sorularımıza yanıt vermek istemediğini söyledi. O yüzden Benez'le alakalı çok detaylı şekilde bilgilere ulaşamadım. Ancak şöyle bir şey var. Bild gazetesinin de bir haberi var Benes konusunda. Çok önemli bir detay olarak bunu da kısaca bahsedebiliriz. Belki 3 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi söyleniyordu Benes konusunda. Eğer Hamburg Bundesliga'ya çıkamazsa Benes 3 milyon euro veren Avrupa arenasında mücadele eden herhangi bir takıma, yani Avrupa arenasında derken tabii ki işte Şampiyonlar Ligi, UEFA, Konferans Ligi'nden bahsediyorum. O liglerde mücadele eden herhangi bir takıma 3 milyon euro karşılığında transfer olabilir şeklinde bir serbest kalma maddesi olduğu söyleniyordu daha önce ve bunu da
aslında Benez'in Alman menajerinin birazcık iddiasıymış. Bunu öğrenmiş oldum. Alman basınındaki bazı arkadaşlarımla bu konuyu konuştuğumda Alman menajerinin söylediği rakam buydu dedi. 3 milyon euroyu o ortaya atmış dedi. Bild gazetesinin de yeni bir haberine göre bu rakamın 3 milyon euronun da üzerinde olduğu söyleniyor. Aşağı yukarı yine net bir rakam olmasa da 5 milyon euro civarında bir rakam olabileceği telaffuz ediliyor. Bu rakamı da her takımı çok rahatlıkla veremeyeceği şeklinde bir haber var. Bu yüzden Benes konusunda da birazcık Trabzonspor'un geri adım atmasına sebep bu da olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu konuyla alakalı hala araştırmalarım ve temaslarım devam ediyor. Eğer yeni bir şeyler öğrenirsem sizlerle de paylaşacağım. Ancak şimdilik Benes konusunun birazcık daha olumsuz gibi gözüktüğünü yinelemekte de fayda var. Evet, asıl merak edilen konu aslında birazcık forvet konusu. Forvet konusuyla alakalı Trabzonspor biliyorsunuz ki Dragoş'u zaten kadrosuna katmıştı. Katmadı tabii ki, resmiyet kazanmadı, ancak prensip anlaşmasına vardı. Ve gelecek sezon artık Dragoş'un Trabzonspor forması giymesini bekliyoruz. Gelecek sezondan itibaren 3 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Gerçekten de potansiyelli bir oyuncu Rumen Golcü ve bu sezon Süper Lig'de etkileyici bir performans imza attı. Baktığımız zaman Süper Lig'i de tanıyor. Geldi burada Trabzonspor'a karşı da çok etkileyici bir performans gösterdi ki Bordo Mavi taraftarlar da onu yakından tanıma aslında fırsatına erişmiş oldu. Belki Gaziantep'in maçını çok fazla takip etmeyen taraftarlar da vardır. Böylelikle Dragoş'u yakından deneyimlemiş oldular. Bence heyecan yaratacak bir oyuncu profili diye düşünebiliriz. Ama tabii ki de baktığımız zaman Dragoş direkt orada yıldız forvet statüsünde direkt oynayacak bir isim gibi gözükmüyor. Çünkü gelecek sezon Trabzonspor'un hedefleri daha büyük. Yani baktığımız zaman şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratma gayreti içerisinde Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı ve bu yönde de çalışmalarına devam ediyorlar. Burada biraz daha yıldız statüsünde direkt takıma katkı sağlayacak güçlü bir, kaliteli bir santrafor arayışları devam ediyor ve bu konuda da bence şu anda birazcık o konuda da aslında olumsuz bir tablo yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Pol Onalçı konusu Trabzonspor'un biliyorsunuz ki öncelikli forvet transferi olarak öne çıkıyor demiştik daha önce. Onalçı konusunda şunu söyleyelim. Southampton hiçbir şekilde bonservis indirimine yanaşmıyor ve kiralamak da istemiyor bu oyuncuyu. Nijeryalı forvetin artık burada belki devreye girmesi, ben Trabzonspor'da oynamak istiyorum demesi, belki bir kolaylık istemesi İngiliz kulübünden en fazla bu transferde birazcık belirleyici olabilir gibi duruyor şimdilik. Onun dışında Southampton'ın çok da fazla ona açıyor. Düşük bir bonservis bedeline Trabzon, en azından Trabzonspor'un ödeyebileceği seviyelerde bir bedele satmaya çok da yanaşmayacağını söyleyebiliriz ve kiralama noktasında da bu konuda artık onlara hiçbir fayda sağlamayacak bir durum olduğu için. Çünkü önceki sezon Onalçı çok kötü bir performans göstermişti. Devre arasında 18 milyon euroya Southampton'a gitmişti Genk'ten ve Premier Lig'de gerçekten beklentilerin altında kalan bir performansı vardı. Aslında kiralamak onu birazcık daha yeniden parlamasını sağladı diyebiliriz. Trabzonspor'daki bu sezon göstermiş olduğu performans aslında Onalçı'yı biraz daha bu piyasada değerli bir oyuncu olarak tekrardan ortaya çıkardı ve bunun sonucunda da Southampton ister istemez bu oyuncuyu ucuz bir rakama Trabzonspor'a bırakmayacaktır. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden Onalçı konusunda işi çok zor yönetimin. Bakalım bu konuyu Onalçı tarafından oyuncunun belki de Trabzonspor'da oynamak isteme ısrarı çözebilir diye düşünüyorum ama bunu da çok büyük bir ihtimal değilmiş gibi geliyor bana. Aynı zamanda baktığımız zaman Bruno Petković ile ilgili de dün galiba Hırvat basınında yeni bir iddia ortaya geldi ve bu iddiada aslında oyuncunun yakın çevresindeki kişilere dayandırıldı. Yakın oyuncuya yakın kaynaklar tarafından edinilen bilgilere dayandırılarak yapılan bazı haberler var ve bu haberlerde de artık Petković'in kesinlikle bu yaz Dinamo Zagreb'den ayrılacağı söyleniyor. Zaten beklenen de buydu. Bir sene daha burada takımda oynayıp ondan sonra zaten serbest kalma maddesi de var ki bu sezonda çok iyi bir performans gösterdi. Baktığımız zaman 30 yaşına geliyor. Artık kariyer için son fırsatı diyebiliriz onun için de. Yani Hırvatistan dışında daha büyük bir takıma gitmek için artık son fırsatı. Son kez bu sıçramayı kariyerinde deneyimlemek istiyor Hırvat golcü de. Ve Dinamo Zagreb'den ayrılmasını da kesin gözüyle bakılıyor artık. Ancak
Petkovic'in önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak gözüküyor. İşte La Liga, Fransa Lig 1, İtalya Serie A, Premier Lig ve Bundesliga gibi oralardaki kulüpleri oradaki kulüplerden gelecek aslında teklifleri Petkovic birazcık bekleyecek. Oraları ilk öncelikli olarak değerlendirmeye alacak. Aynı zamanda ikinci planının ise burada belki Türkiye'ye, Trabzonspor'a bir şans doğar diye baktığımızda aslında ikinci planda ise Arabistan'dan gelebilecek yüksek bir maaşlı teklifi değerlendirmeye alacağı da Petkovic'in yazılıyor Hırvat basınında. Yani baktığımız zaman Trabzonspor ihtimalini de Petkovic için daha doğrusu Trabzonspor için Petkovic ihtimalinde artık çok zayıf gözüktüğünü görebiliyoruz ki zaten tahmin edebiliyorduk. Baktığımız zaman çok iyi sezon geçirmiş bir Petkovic var ki geçen sezon Trabzonspor'a o kadar ısrara ve yüksek tekliflere rağmen gelmemişti. Hele ki Nedved Bjelica takım başındaydı, eski hocası ve bu sezon da aslında gelmesine çok fazla ihtimal verilmiyordu ama belki Trabzonspor'un yine yüksek bir teklifi ve Avrupa'da oynayacak olması Petkovic'i belki de buraya getirebilirdi ama baktığımız zaman oyuncunun ilk hedefi Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek, orada kariyerine devam edebilmek ama eğer o da olmazsa Arabistan'dan çok yüksek bir teklif ve Arabistan'ın zengin kulüplerinden birine kendini bağlayacak bir sözleşmeyi de imzalayabileceği aslında alternatif olarak bu planı değerlendirdiği Hırvat basınında yazıldı. Tabii ki de bu sonuç olarak birazcık da iddia olarak ortaya çıkıyor ama baktığımız zaman çok da mantıksız durmuyor. Trabzonspor için ise Trabzonspor geçen sezonki gibi, geçen yaz dönemindeki gibi Petkovic'i beklemeyecektir. Yani Petkovic'i uzun bir süre bekleyip onun kararına bağlı olarak aslında forvet transferi konusunda çalışma yapmayacaktır. Petkovic'e bence bir zaman verilmiştir. Çünkü bazı temaslar olduğunun duyumlarını aldık. Petkovic'e bence bir zaman verilmişti ve bu zaman zarfında eğer birazcık zaman aşımına uğrarsa bu durum Petkovic konusunu tamamen rafa kaldıracağını söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda hala şunu da söyleyelim. Petkovic'e bağlı bir zaten gündem yok. Birkaç oyuncuyla beraber, 3-4 oyuncuyla beraber aslında şimdilik bir takım temaslar var. En azından bizim bildiğimiz oyuncular bunlar. Belki başka oyuncular da vardır şu anda yönetimin gizli saklı yürüttüğü bir transfer operasyonu da olabilir. Şu an için benim herhangi bir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Petkovic konusunu dediğim gibi çok fazla beklemeyecek Trabzonspor. Haliyle Petkovic de Trabzonspor'a kadar kalamayabilir. Onu söyleyeyim. Avrupa'dan bir teklif gelebilir. O da olmazsa Arabistan'ı da eğer düşünüyorsa Arabistan'dan da bence rahatlıkla bir teklif alabilecek bir oyuncu. Hadi o da olmadı. Ancak Trabzonspor'a dönmesi Petkovic için belki de Temmuz'un ortalarını Trabzonspor'un sezon öncesi hazırlık kampına başladığı dönemi bulacaktır diyelim. O yüzden Petkovic transferinde ben çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum şimdilik. Ve bir diğer oyuncu da Kelechi Iheanacho'ydu. Leicester City biliyorsunuz Premier Lig'e çıktı ve Iheanacho'nun da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Son maçlarda kadro dışı bırakılmıştı. Çünkü sezon sonu artık takımdan ayrılması netleşmişti Iheanacho'nun. Iheanacho da kendine takım bakıyor ve artık yeni rakipler de ortaya çıktı. Türkiye'den baktığımız zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un adı Iheanacho ile anıldı. Ve Trabzonspor'un aslında bu konuda biraz daha fazla ciddi bir boyutta ilgisinin olduğu söyleniyordu İngiliz basını tarafından. Ve Trabzonspor'u biz aslında birazcık Onaçu, Petkovic ve o bölgeye işte yapacağı bu iki transferin alternatifi olarak birazcık Iheanacho'yu sanki kenarda bekletiyor gibi bir durum vardı. Birazcık daha yedekte bekletiyor gibi bir durum vardı. Baktığımız zaman Iheanacho ile alakalı da böyle bir durum söz konusuydu. Ancak Iheanacho'ya Premier Lig kulüplerinin de artık ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Aston Villa, Nottingham Forest gibi kulüpler şu anda Iheanacho ile ilgileniyorlar. Baktığımız zaman oradaki ilgi de Premier Lig'den gelen bir ilgiye karşı da Iheanacho'nun çok da kayıtsız kalacağını ben düşünmüyorum. Yani bir Aston Villa'yı reddedip Trabzonspor'a dönme gibi bir tercih olmayacaktır. Eğer oradan gelen
bir teklif olacaksa, eğer ilgi ciddi boyutlardaysa, ilk hedefi orada kalmak olacaktır diye düşünüyorum Nijeryalı forvetin diyebiliriz. Baktığımız zaman şu anda Trabzonspor'un gündemine gelen 3 forvetle alakalı da birazcık olumsuz bir tablo söz konusu diyebilirim. Ama Trabzonspor tabii ki de çalışmalarına devam ediyor ve bu yönde farklı oyuncularla alakalı da hala bir takım çalışmalar devam ediyor. Bu konuda da bence Begors'la alakalı yeniden bir girişim başlattığını düşünüyorum ben. Trabzonspor yöneticileri biraz daha önceden, yani bir 2-3 hafta öncesinden yine Begors gündemdeydi. Sonradan Begors'un işte tekrardan Türkiye'ye gelme gibi, Trabzonspor'a gelme gibi bir düşüncesinin olmadığı şeklinde bazı duyumlar almıştık. Ancak tekrardan Begors gündeminin yavaş yavaş alttan alevlendiğini düşünüyorum açıkçası. Begors'la alakalı bir takım girişimler olabilir önümüzdeki günlerde, ama tabii ki de o da çok zor bir transfer olacaktır. Burnley'nin Begors'u ne şartlarda vereceği ve Trabzonspor'un maaş olarak hangi boyutta bu oyuncuyu karşılayacağı da birazcık soru işareti diyelim. Begors'la alakalı şimdilik sadece bir tahminde bulunuyorum. Begors konusunda Trabzonspor'un yürüteceği bir çalışmanın olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi forvet konusunda birazcık olumsuz bir tablo var ve bu konuda da farklı isimler, sürpriz isimler de ilerleyen zamanda gündeme gelebilir. Trabzonspor'u buraya şimdiye kadar hiç ismi transfer gündeminde duyulmamış bir oyuncuyu da bence transfer edebilir. Benim tahminim birazcık o yönde. Çünkü baktığımız zaman şu andaki gündemdeki oyuncularla alakalı birazcık sıkıntılı, zor bir süreç Trabzonspor yönetimini bekliyor gibi duruyor ki Trabzonspor'da bu transferlerin hepsini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek istiyor. Bunu da düşündüğümüz zaman başka bir oyuncuya yönelip hemen transferini hızlı bir şekilde bitirebileceği yıldız bir oyuncuyu belki de kadrosuna katabilir. İlerleyen günlerde bu konunun takipçisi olacağız. Yeni bir gelişme olursa yeniden sizlere aktarmaya çalışacağım diyelim ve birazcık hızlı gittim. O yüzden biraz da yoruldum. Şimdilik bu kadar diyelim. Burada keselim. Hepinize iyi günler diliyorum. Umuyoruz Trabzonspor yarın Fatih Karagümrük karşısında iyi bir sonuçla finale çıkar. Ve Türkiye Kupası için de artık son bir final maçı kalır. Artık belki de o zaman taraftarların da motivasyonu, taraftarların da heyecanı tekrardan bir yerine gelir. Tekrardan bir canlanır diyelim. Şimdilik burada noktalayalım. Hoşça kalın.